De hele Beybolat Bey. Hem onlara İlbilge'yi kaçırttığını söyledin, hem de oradan sapasağlam çıktın. Çok büyük iş. Nasıl yaptın bunu? Bir anlaşma yaptım. Yaptığım anlaşma şimdi onlara yarar, sonra bana yarayacak. Ne anlaşmasıymış bu? Gerekirse biz de Uç Bey'imize yardımcı olalım. Bu mesele benim meselemdir. Gerekirse haberin olur. Peki ya altınlar? Bacıma cihan mülkü feda. Lakin benden de vergileri beklerler Ertuğrul Bey. Merak etmeyesin. Altınları ziyadesiyle geri alacağız. Neymiş senin konuşmak istediğin asıl mesele? Ha, şu mesele. İki obanın kardeşliğinin pekişmesi. Bunu tamamını erdirmek, hayırlı bir işle mühürlemek isterim. Yarın akşam otağımızda bir yemek tertip edeceğim. Ailece sizin de teşrif etmenizi beklerim. Hem de bu işi orada konuşuruz. Eyvallah. Davetinize icabet edeceğiz. Gerçekten gidecek misin hanım? Ağabeyim bana başka çıkar yol bırakmadı. Emir Bahattin'le evlenmektense sürgün benim için yeğdir. Başka bir yol, başka bir çare yok mudur? Töre belli, nizam belli. Ağabeyim buyurduktan sonra elden ne gelir? Bunca yıldır derdine derttaşlık, yoluna yoldaşlık ederim. Gayrı saklama benden. Ne dersin Mengü? Ne gizlemesi? İçindeki yangını bilirim. O kor yüreğe düştü mü, dumanı ilk gözlerden çıkar. O bakışlar derununda taşıdığın yangının alazıyla dolu. Saklama benden hanımım. Gönlünün Ertuğrul Bey'e meylettiğini bilirim. Benimkisi küçük bir umuttu. Hiç gerçekleşmeyecek bir hayal. Neden öyle düşünürsün hanımım? Ben Ertuğrul Bey'e sevdalandım. Ama diyemedim. Korktum. Anlatmaktan, anlattığımın anlaşılmamasından korktum. Beni içinden çıkardığı onca kötülükten sonra, bana yaptığı onca iyilikten sonra gözümde küçülmekten korktum. Sevda kuşu kafeste durmaz hanımım. Ben derim ki sırrını ikrar et. İçindeki yangını ona da söyle. Söyle ki bilsin. Tara, ne oldu? Ne oldu? Ertuğrul bizden önce harekete geçmiş. İkisinin bizim için çalıştığını öğrenmiş. Evine gittiğimde Ertuğrul'un alpleri onu götürüyordu. Efendim, ben görevimi yerine getiremedim. Bu utançla yaşayamam. Bırakın şurada öldüreyim kendimi. Şşş. Seni kaybedemem. Sen bana lazımsın. Peki ne yapacağım? Mükiz. Mutlaka senin adını Ertuğrul'a verecektir. Artık Söğüt'te duramazsın. Ortalıktan kaybol. Emredersiniz. Anadolu'nun dişiyle tırnağıyla arttırdıklarını Moğollara yar etmeyeceğiz. İti ite kırdırarak yaptıracağız bunu da. Diyelim ki bu Dragoslu adamları bu işi becerdiler. Ya bir kancıklık ederlerse, ya altınların yarısını vermemezlik ederlerse? Onların bize yarısını vermelerine gerek yok Turgut'um. Biz hepsini alacağız. Onları vergilerin toplandığı kervansaraydan çıktıklarında takip et Mergen. Kaleye gitmeyeceklerdir. Mutlaka gizli bir inleri vardır. O inlerinin nerede olduğunu öğren. O ini öğrenebilirsek yalnızca altınları değil, gerçek Dragos'u da yakalayabiliriz. Buyruk senindir beyim. Dragos ve adamları Moğolları öldürüp altınları alacak. Moğollar da Emir Bahattin'i öldürecek. Biz de Dragos'un inine girip altınları alacağız. Ya beyim, it iti ısırmaz derler ama o itler birbirlerini parçalayacaklar. Sen Lefke kalesine varıp altınların toplandığı kervansarayı onlara iletirsin Turgut. Bugüne dek 4 koldan üstümüze çullandılar. Şimdi hepsi birbiriyle dalaşsın da bizim aklımız onların pusatlarını nasıl birbirlerine doğrultur görsünler. Düşmanlarıma intikamsız ölüm olmayacağına dair ant içmiştim. Artuk Bey'i kör ettiren o kanı bozuk Bahattin'di. Gölgesine saklandığı kılıç Bahattin'in kellesini vurunca intikamım herkese ibret olacak. Beyim. Düşmanları bir telef ettikçe devleti kurmamız yakındır inşallah. İnşallah Bamsı. İnşallah da. Bakalım Allah murad eder mi? Niye Kire Bey'im? Biz mücadelemizi veririz. Neden olmasın? Bir devlet göğsü hikmet bahçesine dönmüş yiğitlerin omuzları üzerinde yükselir Bamsı. Pazuları Polat, omuzları böylesine geniş, Allah'ın nice böyle aslanları vardır. Lakin Allah onlara devlet nimetini bahşedince bu lütfu kendilerinden bildiler. Kudret ele geçince onu ihsan eden Rablerini unuttular. Sonra da yerle yeksan oldular. Mühim olan kazanmak değil Bamsı. Kazandığını aşkla, şevkle, imanla elde tutabilmektir. Allah bizi kudretin ve makamın şehvetine kapılanlardan eylemesin. Amin. 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 Sana sandığı öğren dedik. İşe yarar bir malumat al dedik. Hem bir halt öğrenemedin, hem de bir tavşan gibi adamları bırakıp kaçtın. Sandığı öğrenmek için her şeyi denedim. Emir Hazretleri, adamın gözlerini dahi kör ettim. Lakin bunların ağızları kilitli. Nuh dedi, peygamber demedi. O sandık yüzünden Moğolların kılıcı her gün ensemde gezer. Her gün! Anladın mı? Sen eline düşmüş adamdan iki kelam laf alamayacaksan ne işe yararsın? Ha? Ne işe yararsın? Ah! Bize kör ettikler. Akıllı bir adam hiçbir şey yapmadan ağzından laf almasını bilir. Emir Hazretleri, belki de sandık gerçekten de onlarda değildir. Ha. Ben koskoca Emir Bahattin onu sana boşuna mı aldırdım? Bunu mu ima edersin? Haşa Emir Hazretleri. Kalk. Kalk! Daha Söğüt'ün vergi kafilesi gelmedi. Ne etti bu Beybolat? Tez öğrenmemiz gerek. Toplanan vergilerin hepsi burada. Bu da vergi vermemeye direnen Oba Bey'in kafatası. El koyduğumuz altınlarıyla kaplayıp size getirdik. Söğüt'ün vergileri yok. Yazmayı mı unuttunuz? Söğüt'ün vergileri gelmedi ki henüz. Ne demek gelmedi? Bunların bir an evvel Hülagü Han'a gitmesi gerek. Oyun mu oynuyoruz burada? Ay maşallah, maşallah. Ne bereketli vergiymiş. Yığıldıkça yığılır. Değil mi komutan? Bir de eksik olmasa iyi olur. Söğüt'ün vergileri nerede Bahattin? Yoldadır komutan, yoldadır. Kar, kış, kıyamet şimdi. Ondan geciktiler herhalde. Sen çocuk mu eylersin ha? Hiçbiri karda kışta kalmadı da bir tek Söğüt'ünkü mü kaldı? Bak, şu elimde gördüğün kase, vergi vermek istemeyen birinin kafatası. Eğer en kısa zamanda Söğüt'ün vergileri gelmezse senin de sonun böyle olur. Anladın mı? Merak etme Koltan, merak etme. Akşama zaten Söğüt'te olacağım. Bizzat bu meseleyi halledeceğim. Şimdi ver, teslim mühürünü basalım. Hepsi tamamlanmadan mühür yok. Hepsi tamamlanana kadar da senin sorumluluğunda. Ne vakit Söğüt'ün vergileri gelir, o vakit ben teslim alırım. Ha. Eğer gelmezse bu kağıdı kanunla mühürleyip gönderirim Hülagü Han'a. Şimdi git bir an önce hallet. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Umarım Ertuğrul beklediğimiz bilgiyi gönderdi. Altınların toplandığı yer Söğüt'ün dışında yol üzerindeki kervansaraydır. Kimler olacakmış kervansarayda? Sadece Moğollar. Ertuğrul'a minnetlerimizi iletin. İş bittiğinde kendisine haber vereceğiz. Bizim zaten olan biten her şeyden haberimiz olur. Ha. Ertuğrul Bey'im herkes üzerine düşeni yapsın. İtimadımızı boşa çıkarmasınlar dedi. Bilesin. Asker! Askerleri toplayın. Komutan Dragos'a da haber verin. Kervansaraya gidiyoruz. Moğolları öldürüp altınları alacağız. Emredersiniz efendim. Beyim. Bey ne lan? Kara dükkanını açmamış beyim. Evinde de yok. Tüm Söğüt'ü aradık. Bakmadığımız yer kalmadı lakin hiçbir yerde yok beyim. Mikis'i yakalayınca it gibi kuyruğunu kıstırıp kaçmış olmalı. Siz gözünüzü kulağınızı dört açın. Her an her yerden çıkabilir bunlar. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir beyim. Beyim, devriye alplardan da haber geldi. Emir Bahattin, Umuroğulları otağına doğru gidermiş. Bize haber etmediğine göre bunlar yine bir işler karıştırıyor olmalı. Nasılsa öğreniriz. Haydi siz vazifenizin başına. Ertuğrul Bey, İlbilge Hatun'u kaleden, o şeytanların elinden kurtarmışsınız. Yaptığınız kahramanlık Söğüt'te herkesin dilinde. Eyvallah, eyvallah Sangoç. Bir Uç Bey olarak vazifemi yaptım ben. Tanrı sizi korusun, Tanrı sizi korusun. Siz bizim umudumuzsunuz. Eyvallah. Az kaldı Ertuğrul. Çok az kaldı. Zamanı gelince üzerine düşen sadece benim elimden ölmek olacak. Emir Bahattin haber yollamış. Bu akşam otağımıza gelecek. Hiçbir işte kusur istemem, bilesin. Buyruk senindir ağabey. Sen hiç tas etme, her bir şeyi tamam ederiz. İlbilge bacımızın haline bakarsak, koskoca Selçuklu Devleti'nin emirine sirke ikram eder. Hep bana itaatsizliğinden, o dizginlenmez inadından. Peki ya sen bacım? Sen de ağabeyine karşı öyle mi olursun bacım? Nasıl ağabey? Emrettiğimiz bir şeyi yapmak yerine itaatsizlik mi edersin? Haşa ağabey. O nasıl söz? Sen hep farklıydın zaten bacım. Onun gibi keçi inatlı değildin. Peki beyliğimizin menfaatleri için Ertuğrul Bey'le evlen desem. Sen ne dersen onu yapmak benim boynumun borcudur abi. Yarın Umuroğulları'nın otağına davetliyiz ana. İade-i ziyaret elzemdir oğul. İyi olmuş. Kızım, hatunlara diyesin. Kayı Obası'na yaraşır hediyeler hazırlasınlar. Mahcup olmayalım. Merak etmeyesin anam. Bizzat kendim ilgilenirim. Lakin gitmemizin tek nedeni iade-i ziyaret olmayacak. Beybolat Bey benimle hayırlı bir mesele görüşmek istermiş. Neymiş acep? İki obanın kardeşliğini pekiştirmek içinmiş. Belli ki aramızda akrabalık tesis etmek ister ana. Öyleyse seni bacası Sırma Hatun'la evlendirmek niyetindedir beyim. İlbilge Hatun'u Emir Bahattin'le evlendirmek ister zira. Beyim, sen elbet her şeyin en iyisini bilirsin. Lakin bunların sinsi sinsi sokulmalarından belliydi böyle bir iş edecekleri. Nedir seni böyle kaygılandıran? Eğer tahmin ettiğimiz gibi bir teklifle gelirlerse Senin vereceğin karara uymak elbet boynumuzun borcudur beyim. Şimdi sen de başı dumanlı yengeni dinleyesin. İçime doğar beyim. Hissederim. Tekin değildir bunlar. Bildiğin, duyduğun bir şey var mıdır Selcan Hatun? Yoktur. Beybolat denen o adam gözüm tutmaz. Geldiği günden beri ılık ılık konuşur. İmdi bir oyun etmesinden korkarım beyim. Ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. Tedbiri elden bırakmamak lazım gelir. Takdirle yazılan, tedbirle bozulmaz Selcan Hatun. Allah akıbetimizi hayırlı etsin. Lakin dediklerinin hepsine hak veririm. Gerekli hazırlıkları da yaptım, merak etmeyesin. Dur hele kızım. Hemen suizan etme. İşin aslını, aslarını öğrenelim. Sen ne dersin oğlum? Selcan Hatun kaygılarında haklıdır ana. Beybolat Bey'e ben de güvenmem. Zira Emir Bahattin'e çok yakındır. Eğer düşündüğümüz gibiyse bana böyle bir teklifle gelmesi boş değildir. İşin o tarafını sen daha iyi bilirsin oğul. Neredeyse evlatlarını tek başına büyüttün. Halime'me olan sevdanı da bilirim. Benim bile aklıma geldikçe burnumun direği sızlar. Ne yapalım? Takdir ilahi. Lakin ben gayri yaşlandım oğul. Senin yanını yöreni toplayacak bir hatun lazım sana. Bunun kararını sen vereceksin. Umuroğulları buraya devletin buyruğuyla geldi. Bu yalnız vergi toplamak için değil. Onlar üzerinden üzerimize oynanan başka hesaplar da vardır. Olası fitnelere karşı iki obanın birliği mühimdir. Umuroğulları üzerinden hain emeller güdenlere karşı biz Umuroğullarını kendi safımıza çekersek hesapları bozabiliriz. Benim gönlüm Halime'den başkasını görmez ana. Olacaksa da siyaseten bir evlilik olur. Ertuğrul'un dediği doğru çıktı. Vergi altınları buradaki kervansarayda toplanıyor. Arabalar dolusu altın. İçeri nasıl gireceğiz efendim? Önce sen gireceksin. Sonra biz. Sen içeri süzülerek bir yılan gibi sinsice gireceksin. Sonra hiç beklenmedik bir anda zehrini akıtacaksın. Gerisini biz halledeceğiz. Siz zangoç kılığında Ertuğrul'un en yakınına kadar sokulup kimseye belli etmediniz. Benim için de içeride bir hizmetlinin yerini almak hiç zor olmayacak efendim. Moğollar şöleni çok severler. Akşam şölen vaktinde onlara zevkle hizmet et Turanuz. haberleri. Dünyaya kılıçlarıyla hükmeden şanlı savaşçılar. Döktüğünüz düşman kanından daha lezzetli olan bu şarabı tatmak istemez misiniz? Evet, hepsi sizin için getirildi. Kan gibi şarap. Ancı ama. Hemen efendim. Bu şarabı sevmedim. Haydi. Çok övdüğün şaraptan doldur da bir tadına bakalım. Yalnız esirmezsem kanını içerim, ona göre. Güzelmiş. Ne dedim bunun için? Kan gibi efendim. Kan gibi şey. Kan gibi şarap bunlar, kan gibi. Kan gibi şarap! Kan gibi. Vergi, vergi diye tepeme binmişken şu başımıza gelen işe bak. Hepsi kefereye gitmiş. Bu vergiler hususunda karşımıza çıkan sorunlar aslında senin mesuliyetindedir, bilirsin değil mi? Ne yapsaydım Emir Hazretleri? Bacımı orada mı bıraksaydım? Yok, onu demedim. Neyse ki o altınlar İlbilge Hatun'un canının bağışlanması için feda edilmiştir. Bir şekilde geri alana dek icabına bakacağız. Bunun acısını Dragos'tan çok acı şekilde soracağım Emir Hazretleri. Buna emin olun. Eminim Beybolat, eminim. Eğer emin olmasam şu konuşmayı yaptığımız sıralarda bir celladın baltasının altında olurdun. Bunu bil kafi. Bir de bir öğren bakalım. Bu Ertuğrul nasıl bir anlaşma yapmıştır Agos'la? Tez vakitte öğrenirim Emir Hazretleri. Lakin Ertuğrul düşündüğümden çok daha iyi bir savaşçı. Sadece acı kuvvetini değil, aklını da çok iyi kullanır. Ha. Bakıyorum da Ertuğrul'a hayran olanlar kervanına sen de katılmışsın. Buraya niye geldiğini aklından çıkarma. Hayranlık değil, tespit. Malumatlarını kendine sakla. Dediğimi yap, yeter. Ne bana dedikleriniz... Ne de buraya neden geldiğim aklımdan çıkmıştır Emir Hazretleri. Bir kına iki kılıç sığmaz. İyi bilirsiniz. Lakin siz de takdir edersiniz ki Ertuğrul gibi bir düşmanı yüz yüze alt etmek kolay değildir. Ben de bunun için başka bir yol buldum. Nasıl bir yol? Ona diğer kız kardeşim Sırma ile evlenmesini teklif edeceğim. Kayı Obası'na sızıp gücü ele geçirmenin en kestirme yolu bu olsa gerek. Hem Sırma İlbilge gibi değildir. Karda yürür, izini belli etmez. Beyliğimizin menfaatlerine de sıkı sıkıya bağlıdır. Rahle-i tedrisatımızdan geçtiğini imdi belli ettim Beybolat. Çok akıllıca bir hamle. Lakin... Evliliğimiz hususunda İlbilge Hatun henüz katı bir cevap vermedi. Öyle cevval göründüğüne bakmayın. İlbilge biraz ürkektir, çekingendir. Bu evlilik meselesine yavaş yavaş ısınması gerekir. Ben bizzat onunla konuşup ısındırırım. Bundan mütevellit bir müddet burada kalacağım. Onu tatlı sözlerle yumuşatırım. İkna edeceğime eminim. Yarın akşamki yemekte de olmak isterim. Umarım bir mahsuru yoktur. Estağfurullah Emir Hazretleri. Memnun olur, şeref duyarız. Hem bakarsın iki hayırlı iş bir arada olur. Ha? İnşallah. Hem bu süre zarfında Ertuğrul'la da alakadar olmuş olurum. Bir de halletmemiz gereken sandık meselesi var. Hepsi öldü efendim. Biri hala yaşıyor. Kan şarabından yeterince içmemiş anlaşılan. Şarabı getirin. Kazandığım en büyük zafer. Anadolu'dan toplanan bütün vergiler elimizde. Altın sandıklarının hepsini alın. Kazandığımız sadece altın olmayacak efendim. Burada döktüğümüz kan çok büyük bir katliam yaratacak. Bu yüzden kazandığım en büyük zafer. Yaptığım tek hareketle yer yerinden oynayacak. Moğollar Anadolu'yu cehenneme çevirecekler. Türklerin kellelerinden daha yapsınlar. Umurumda değil. Canları cehenneme. Bundan sonra servet elimde, zafer kılıcımdadır.